Arkadaşlar, bu dersimizde işlem önceliği konusunu öğreneceğiz. Geçtiğimiz derslerde de işlemler yaparken ufak ufak üstünde durmuştuk. İşlem önceliğinde üstlü sayılar varsa önce üstlü sayıları belirliyoruz. Daha sonra parantez içindeki işlemler yapılacak şekilde işlemlere başlıyoruz. Çarpma veya bölme işlemi yapılıyor daha sonrasında. Çarpma veya bölme işlemi yapılırken çarpma mı öncelikli, bölme mi öncelikli? Burada ikisi de eş öncelikli olacak. Yani önce hangisi varsa onu yapacağım. Önce bölme varsa bölmeye bitiriyorum. Sonra çarpma neyse sırayla devam ediyorum. Toplama veya çıkarmada da aynı şey geçerli. Önce hangisi varsa yani soldan sağa doğru yapacağız. Önce hangisi varsa o işlem yapılır. Zaten soldan sağa doğru sıra izlenir diye burada da gösteriyor. İşlem önceliğini belirtmek için parantezler kullanabilir. Mesela önce bölme yapacağım, çarpma yapacağım, toplama, sonra çıkartma gibi bir sıralamamız varsa şayet işlemde oraları parantezle gösterip soru çözüm esnasında sıkıntıya düşmemeyi sağlayabilirsiniz. Yani önce kendi yönergelerimizi oluşturacağız. Hangi işlemler önce, daha sonra hangisi yapılacak bakılacak. Daha sonra işlemlere başlayacağız. Acele edersek basit hatalar yapılabiliyor. Dikkat edelim. Evet, şekilde bir örneğimiz var. Burada zaten parantezler verilmiş. Ama biz önce üstlü sayıyı bulmamız gerektiğini bileceğiz. Üstlü sayıyı bulduktan sonra şu parantez içi bitecek. Daha sonra çarpma ve bölmelerin bitmesi lazım. 3 üstü 2, 9, 9 eksi 1, 8. Burada 16 bölü 8'imiz var. Yani şuradaki bölme işlemi önce yapılır. Sonra toplam olduğu için yapmıyorum. Çarpmayı bitireceğim. Sonra bölme ile çarpmanın sonucu, yani 2 ile 8'i toplayarak sonucu buluyorum. Bölme ve çarpmalar bitmeden toplama çıkartmaya geçilmiyor. Dikkat edeceğiz. Hemen kendi uygulamalarımıza geçelim. Önce nereyi yapıyorum? Burada onlara dikkat etmemiz lazım. Önce bölme, toplama, çarpmada bölme yapılır. Sonra çarpma yapılır. Bölme ile çarpma eşit öncelikliydi. Toplama çıkartmadan üstündür. İlk önce bölme olduğu için bölmeyi yapıyorum. 48'i 8'e böldüm. 6. 6 kere 8 48'di. Artı 6 kere 2 12. Sanki bu yuvarlak için aldığım yerlerde parantez varmış gibi yaptım. Sonuç 18 geliyor. Bir sonraki sorumuzda önce nereye yapacağız? Toplama, çarpma, toplama var. Öncelik çarpmanın. Çarpma bitmeden toplamaya geçemem. Hemen yanda 12 ile 5'i çarpayım. 5 kere 2 10, elde var 1. 5 kere 1 5, bir de elde 60. Geldi. Sonra 4 artı 60 artı 9. Hepsi toplam olduğu için önce ilk yazan toplamayı yapıyoruz. 64. 64 ile de 9'u toplayacağım. 64 ile 9'u topladım. 9 artı 4 13, elde var 1. 6, bir de elde 7. Cevap 73 geliyor. Bu soruları bir dakikadan az sürede bitirmeye çalışacağız. Hızlanmak adına. Burada ilk nereye yaparım? İlk önce üstlü sayımız var. Üstlü sayıyı bitiriyordum. Daha sonra hepsi normal sayı olduktan sonra çarpma, çıkarma, toplama, çarpma. Çarpmalar bitecek. O zaman şu çarpmalarda parantez varmış gibi düşünüp bunları bitiriyorum. Daha sonra çıkartma toplama kalacağı için önce çıkartma sonra toplamayı yapacağız. Burada işlemleri yaptıktan sonra alt satıra geçerken çıkarma toplama işaretlerine dikkat edelim. 8 kere 4 32. Burada 2 üstü 2'nin 4 olduğunu biliyoruz. 5 kere 4'ten 20 gelir. Sonra eksi 2 artı 20. Burada ilk yapmam gereken işlem çıkartma toplamada. İkisi de eşit öncelikli. Toplama değil, çıkartma. Çünkü çıkartma ilk yazılmış. Önce o var. 32'den 2 çıktı 30. 30 artı 20'den 50 geldi.
Burada yapabileceğimiz hatayı da söyleyeyim. Önce 2 ile 20'yi toplasaydım 22 gelirdi. 32'den 22'yi çıkarsam 10 geliyor. 1'e 10, 1'e 50. Yani işlem önceliğine dikkat etmezsek basit hatalar yapabiliyoruz. Yani burada çıkartma önde olduğu için önce çıkartmayı yaptık. Çünkü çıkarma ile toplama eş öncelikli. Evet, bir sonraki soruda mesela 2 kere 3 6 var. 18 bölü 2 var. Bölme çarpma yan yana. Önce hangisini yapmam gerekiyorsa sırayla başlıyoruz. O yüzden burada 18'i 2'ye böleceğiz önce. Üçlü sayı yok, parantez yok. Biz parantezi belirleyeceğiz. 18'i 2'ye bölün 9. 9 çarpı 3 eksi 4 çarpı 1 eksi 6. Buradaki mantığımıza göre çarpmalar bitmeden çıkartma yapamam. Burada da bir çarpım var. Bu iki çarpmayı bitirip sonuca gideceğiz. 9 kere 3 27. 4 kere 1 4. Bir de 6 çıkarttık. 27'den 4 çıktı 23. 23'ten 6 çıktı. Cevap 17 geliyor. Bir sonraki sorumuzda parantez içleri var. Parantez içinde hem çarpma hem bölme var. O zaman ilk olan hangisi burada? Parantez içinde 8 çarpı 2 buldum. 16. Sonra bölmeyi bitireceğim zaten parantez içinde. Daha sonra da başka bir işlem yok parantezin içinden çıkacak. Çıkartma, toplama, çarpma. O zaman çarpma öncelikli olur. Sonra da bu çarpmayı yapacağız. Şöyle yukarıya doğru yazayım. 34 eksi 16 bölü 1 artı 12 çarpı 2. Burada nasıl ki 16 bölü 1 bir parantez içinde ben 16'yı 1'e böldüm 16'yı bulurum. Sonra çıkartma toplamadan önce çarpmayı yapmam lazım. 12 kere 2 de 24. Gerisini aynen yazıyoruz. Önce hangi işlemi yapacağım? Burada önemli kıstas o. Çıkartma toplama varken ilk yazılan hangi işlem çıkartma? Önce çıkartmayı bitiriyorum. Hemen yanında bir yerde çıkartalım. 34'ten 16 çıktı. 14'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. Burası oldu 14. Burada 2 kaldı. 14'ten 6 çıktı 8. 2'den 1 çıktı 1. O zaman 18'miş. 18 artı 24 de doğru cevabımızı verecek. Hemen 18 ile 24'ü üşenmeden alt alta yazarak topluyoruz. 8, 4 daha 12. Elde var 1. 1, 1, 2. Topladım 4. 42 geliyor işlemimizin sonucu. Devam edelim. Öncelik üçlü sayılarında burada birazcık hızlanmaya başlayacağız. 4'ün karesi 16. 16'dan 15 çıktı. Çünkü parantez içi burası. 16'dan 15 çıkarsa 1 gelir. Sonra soruyu ben kafam karışmaması adına tekrar bir yazıyorum. Toplama, çarpma, çıkarma. O zaman önce çarpma yaparım 6. Yani 15 artı 6 eksi 1. Burada toplama çıkartma varsa önce toplamayı bitirmem lazım. 21. 21 eksi 1'den de doğru cevap 20 gelecektir. Bir sonraki sorumuzda üçlü sayıyı hemen düzeltiyorum. Sonra bölmeler, çarpmalar bitecek. Sonra toplamalar. 6 artı 6'nın karesi 36 bölü 6 artı 6 çarpı 6. Burada her zaman yaptığımız gibi önce yine işlem önceliğine göre bölmeyi bitireceğim. Sonra bakın toplamıyorum. Çarpmayı bitiriyorum. Ondan sonra toplama işlemleri gelecek. 36'yı 6'ya bölersem 6 gelir. 6 çarpı 6 da 36. Geriye işaretleri koyduk. Sonra hepsi toplam olduğu için işim kolay. Dümdüz topluyorum. 6 6 da 12. 36 ile de 12'yi topladığım vakit doğru cevap 48 gelecektir. Evet, hızlıca test sorularını yapıp işlem önceliği konu anlatımımızı bitirelim. 24 bölü 4 çarpı 2. Şimdi burada bir sürü cevap bulunabiliyor ama biz önce nereye yapacağız? 24'te 4'ü böleceğiz. Sanki parantez varmış gibi. 24 ile 4'ü bölersem 6 gelir. 6 çarpı 2 doğru cevap 12. Bu parantezi koymazsam 4 kere 2 8, 24 bölü 8 3 olabilir. Dikkat ettiyseniz A şıkkına vermiş çeldirici. Yani bu tarz sorularda A şıkkını işaretlediğimiz vakit birazcık
kuşkulanalım. Acaba tuzağa mı düştüm? Yani hızlı cevap buluyorsak bir sıkıntı olabilir. Hemen üstü sayıları buluyoruz. 2'nin karesi 2 kere 2 4. Parantez içi olduğu için öncelik burada. 1 üstü 0 1'di. 1 üstü her şey 1 olduğu için. 4'ten 1 çıktı. Burası 3 geldi. Soruya gelelim. 6 artı 4 çarpı 3. Burada 6 ile 4'ü toplasam 10, 10 kere 3 30 dersem yine bakın A şıkkı. Tuzağa düşmüş oluyorum. Bu yanlış cevap. Çünkü toplama mı çarpma mı önce? Tabii ki çarpma. 4 kere 3 12. Cevap 6 artı 12'den 18 gelecek. Hangisinin sonucu 13'tür? Bu tarz sorularda şıkları denememiz gerektiği için ben şıkları yapmadan önce hangi işlemleri yapacağımı gösteriyorum. 100 bölü 4 artı 12. Bölme önce olduğu için 100'ü 4'e böldüm. 25. 25 artı 12. Zaten 25'ten büyük çıkacağı için 13 olmadığı ortaya çıktı. Biz yine bulalım. 37. Burada toplama bölme var. Çarpma bölme bitmeden toplama yapamazdım. 2 bölü 2 1. 24 artı 1. Yine 13 gelmedi. 25 geldi. Burada önce üstü sayı yapmam lazım. 41 eksi 2 kere 2 4. 4 üstü 7. Buradan da 41 eksi 28 gelir. 41'den 28'e kafadan çıkartmıyoruz. 1'den 8 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. 11'den 8 çıktı 3. 3'ten 2 çıktı 1. Cevap 13 gelmiş. Yine basit hata yapmayayım diye şuraya da bir bakalım. 5 kere 2 10. 18 eksi 10. 8 gelecek. Evet, son sorumuz. Bu sorunun 4. sorunun cevabını ödev olarak veriyorum. Cevabını yorumlara yazıyorsunuz. Bu soruyu çözerken yine kronometre ile 1 dakika tutmaya çalışın. Yani 60 saniyede bitirebiliyor muyuz? Deftere yazıyorsunuz. Kronometreye başlayıp işlemleri başlatıyorsunuz. İşleminin sonucunu yorumlar kısmında sizden bekliyor olacağım. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. İşlem önceliği önemli bir konu. Burada aldığımız notları, formülleri, kuralları yazdığımız küçük bir defterimiz olsun. Oraya mutlaka not edin. Her hafta sonunda bu özel not ettiğimiz kurallarımız işimize yarayacak. Tekrar ettiğimiz takdirde ise sınavlardan önce üstüne ekstra çalışma yapmadan bile hazır hale geleceğiz. Tabii bu yaptığımız sorular dışında mutlaka evde en azından bir soru bankası matematik bitirmeniz lazım. Benim tavsiyem en az iki soru bankası. Derslerle beraber bu iki soru bankasını beraber götürebilirsiniz. Çok yoğunluk yaşamadan rahat bir şekilde tüm dönem göreceğimiz konular pekişeceği için kalıcı bir öğrenme sağlanır. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.